size çok önemli bir elementten bahsedeceğim. Magnezyum. Ve günümüz insanlarında magnezyum eksikliği çok yaygın. Magnezyum deniz suyunda ve en çok toprakta bulunuyor. Neden peki günümüz insanlarında magnezyum eksikliği yaygın görülüyor? Çünkü topraklardaki magnezyum miktarı çeşitli nedenlerle azaldı. Neden azaldı? Kullanılan tarım ilaçları kirlilik nedeniyle azaldı. Magnezyum bütün yeşil yapraklı bitkilerde bol miktarda var. Nasıl bizdeki kanımızdaki oksijeni taşıyan hemoglobin içerisindeki demir ise, bitkilerin fotosentezini sağlayan klorofilin de ana maddesi magnezyumdur. O nedenle yeşil yapraklı, koyu yeşil yapraklı sebzelerde magnezyum miktarı daha yüksektir. Günlük ihtiyaç 300 kadınlar için, 350 mg erkekler için. Emzirme döneminde, gebelikte, yoğun spor yapanlarda, çok terleyenlerde bu ihtiyaç daha fazla artıyor. Magnezyum eksikliği diyabet hastalarında, sık ishal olanlarda, bağırsak çalıştıran ilaçlar yani laksatif alanlarda, aşırı terleyenlerde daha fazla görülüyor. Alkol de bunlardan bir tanesi. Fazla alkol alan kişilerde magnezyum eksikliği yaşanıyor. Magnezyum çok çok önemli bir element. Bütün 300 tane enzimatik reaksiyonun olabilmesi için magnezyuma ihtiyaç var. Ve magnezyumla kalsiyumun dengede olması gerekiyor. Hatta fosforun da. Bunlar dengede olduğu zaman zaten hücredeki ileti sistemi ve mitokondrinin enerji üretmesi de sağlıklı bir şekilde yapılabiliyor. Magnezyumun %60'ı kemiklerde depolanıyor. %40'ı ise dolaşan kanda ve kaslarda. Gevşetici bir element. Magnezyum eksikliğinde hipertansiyon olması, kramplar, uyuşmalar, beyin bulanıklığı yani kısmen sisli beyin, halsizlik, yorgunluk bunlar magnezyum eksikliği belirtilerinden bazıları. Ayrıca magnezyum eksikliğinde de ritim bozuklukları görülüyor. Çünkü beyin için, kalp için ve kaslar için magnezyum çok çok önemli. Bir de kuyu sularının artık kullanılmaması, sert suların kullanılmaması da buna bir etken. Çünkü kuyu sularında ve sert sularda magnezyum miktarı oldukça fazla. Magnezyum en fazla hangi besinlerde var? Koyu yeşil yapraklı sebzelerde, balıkta, tahılda, fındık, fıstık, badem gibi kuru yemişlerde, kereviz, pırasa gibi sebzelerde de bol miktarda magnezyum var. Ama tabii eski yıllarla kıyasladığımız zaman toprakta magnezyum azaldığı için yine bu besinlerde de magnezyum miktarı yeterli değil ve söylediğim özel durumlarda da ihtiyaç arttığı için magnezyum eksikliği tüm dünya insanlarında çok yaygın. Çeşitli magnezyum takviyeleri satılıyor. Şimdi bu magnezyum takviyelerini alırken de hepsinin farklı yerlere faydası var. Onun için çok iyi seçmemiz lazım. Yaygın olarak piyasada bulunan ve biraz göreceli olarak ucuz olan magnezyum oksit emilimi çok düşük olduğu için aslında işe yaramayan bir preparat. Onun için magnezyum oksit, sülfat, hidroksit şeklinde olan magnezyumları kullanmayın. Hiç kullanmayın daha iyi. En sık kullanılan ve kullanılması gereken formlar magnezyum sitrat, magnezyum malat, magnezyum glisinat veya biglisinat formlarıdır. Magnezyum sitrat bağırsak emilimi iyi olup krampları giderir ve magnezyum miktarını yükseltir. Çünkü bağırsak emilimi iyidir.
yan etki olarak ishal yapabilir. Bu nedenle kabızlık çeken kişiler magnezyum sitratı tercih etmelidir. Magnezyum malat ise bağırsak emilimi oldukça güçlü olduğu için çok çabuk magnezyum miktarını vücutta yükseltir. Bütün bilişsel yani beyin fonksiyonları için, kasla ilgili problemler için magnezyum malat tercih edilebilir. Magnezyum biglisinat beyin emilimi iyi olan hafıza ile ilgili problemlerde rahatlıkla kullanılabilecek formlarıdır. Gastrointestinal sistem emilimi iyidir. Magnezyumun taurat formu ise beyin fonksiyonları ve kardiyovasküler sistem için önerilen formudur. Magnezyum taurat formu. Ritim sorunlarında da magnezyum taurat tercih edilmelidir. Tekrarlayacak olursak demek ki magnezyum oksit, hidroksit, fosfat, sülfat formları emilmediği için işe yaramıyor. Magnezyum sitrat genel kullanım için uygun, ishal yan etkisi var. Kabızlıkta rahatlıkla bir seçim olabilir. Magnezyum malat ve glisinat formları fibromiyaljide yani kas ağrılarında, kas spazmında kullanılır. Çünkü magnezyum gevşetici bir elementtir. Bunlar da spazm hastalıkları olduğu için glisinat, biglisinat ve malat formları kullanılır. Taurat formu ise kalp damar sistemi için ve beyin fonksiyonları için daha önde gelen bir preparattır.